İyi günler değerli izleyiciler ve sevgili dinleyiciler. Tarımı Tartışalım programına hoş geldiniz. 10 Ocak 1846 tarımda Türkiye'de eğitimin başladığı gün olarak kabul edilir. Ülkemizde ve Türkiye'de etkinliklerde kutlanır. Bu yıl 10 Ocak Pazar gününe denk geldiği için ülkemizde 8 Ocak'ta törenler yapıldı ve tarımın sorunları dile getirildi. Bugün Mehmet Ercilasun, Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi. 10 Ocak gününü tartışacağız. Geçmişten günümüze neler yapıldı, neler yapılır ve ziraat mühendisliğinin önemi üzerinde duracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Paul Bey. Önce nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz iyiyiz. Yağmurlarla daha da iyi oluyoruz. Yağmaya devam edecek mi? Bekliyoruz. Sizin biliyorum takip ettiğiniz uluslararası meteorolojik istasyonlar var. Ne görünüyor oralarda? Aşağı yukarı bir 10 gün sonra güzel bir hava bekleniyor. 10 gün sonra? 10 gün sonra yaklaşık. Diğer pazartesine de gelir galiba. Evet. Yarın değil de diğer pazartesi. Mehmet Bey, 10 Ocak Türkiye'de ve ülkemizde tarımsal eğitimin başlangıcı nedeniyle törenlerle kutlanıyor. Tarım günü etkinlikleri yapılıyor. 10 Ocak'tan yani 1846'dan önce Türkiye'de tarımın durumu neydi ki bir okul açma ihtiyacı duyuldu? Evet. Şimdi tarımın tarihine baktığımızda insanlıkla beraber var olan bir süreçtir. Tabii beslenme insanın en zaruri ihtiyaçlarından bir tanesidir ve en önemlisidir. İnsan tarihine baktığımızda 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor. İlk insanlar ilk toplayıcılık ve avcılıkla iştirak edildiler. Daha sonra yavaş yavaş topladıkları bu bitkisel ürünleri mağaralarına taşırken tohumlar mağaraların önlerine düşmeye başladılar ve yerleşik hayata o şekilde geçmeye başlandı. Ve ilk olarak bereketli hilal dediğimiz yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i, Basra Körfezi, Filistin, Lübnan ve Mısır üçgeninde yerleşik hayata geçirdi tarımdan dolayı. Çünkü en bereketli topraklar o aralıkta bulunuyor. Mezopotamya diğer taraftan. Yani Fırat'la Dicle'nin arası. Evet. Bu aralıkta verimli topraklar olduğundan ve su olduğundan dolayı, iklimden müsait olduğundan dolayı yoğun bir tarım yapıldı. Tabii burada bir örgütlenme söz konusu oldu. Çünkü insanlar daha evvel bireysel yaşıyorlardı, bir topluluk oluşturmaya başladılar. Ve devlet yapıları o şekilde ortaya çıkmaya başlandı. Ve bu süreçle beraber işte savaşlar, ülkeler vesaireler o coğrafyanın içerisinde oluşmaya başladı. Suyun olduğu her yerde evet. Savaş vardır, kavga vardır. Kesinlikle, kesinlikle. Günümüzde de devam etmektedir. Tabii arkeologlara baktığımız zaman ise yaptığı kazılarda en eski arpadır, buğdaydır tohumlarına Anadolu'da görüldüğünü söylemektedirler. Yani Anadolu'nun içerisinde en eski durum. Şimdi 10 Ocak 1846 ise Türkiye tarihinde ilk yazılı olarak kendi dilimizde tarımın organize şekilde başladığı tarihtir. Yani o eğitimin başladığı tarihtir. İstanbul'da Yeşilköy'de Aymama çiftliğinde ilk öğrenciler orada eğitilmeye başlandı ve o günden bugüne 170 yıl geçerek sürecimiz devam etmektedir. Evet. Ben bir iki katkı daha koymak istiyorum Tabii. bunda. Tarım insanların beslenmesiyle önemli bir sektör oluşturmakta. Ancak sadece beslenmesi değil, giyinmesi de tarım sektörünün bir uğraş dalıdır. En önemli giysiler bitkisel ürünlerden oluşur. Pamuk bunun en başında gelmektedir. Keten devamıdır. Ve diğer bitkisel ürünlerden de giysiler elde edilir. Sadece beslenmesi için değil, giyinmesi için de tarımsal ürünler gereklidir. 1846'dan önce Türkiye'deki tarımın geldiği noktayı vurgulamak için benim her 10 Ocak gününde anlattığım bir olay vardır. Bu yılda anlatalım.
Türkiye'deki tarımın durumunu kavrayabilmek için anlattığımız bir olaydır. Üreticiler kadıya şikayette bulundular. Çekirgeler geldi, tarlalarımızı istila etti, ne var ne yoksa yiyip gittiler. Bunlara ne yapacağız? Kadı bir ferman yazdı. Ey çekirge denen kuşlar, bu fermanı alır almaz ülkemiz topraklarından, çiftçimiz topraklarından çekip gitmezseniz sizi Yüce Allah'a havale edeceğim. İşte bu noktada tarımsal eğitim başladı. Ve artık Allah'a havale etmekten veyahut işleri kendimizin yapması gerektiğinden eğitim başladı ve geldiğimiz noktaya vardı. Bugün Türkiye'de 26 tane ziraat fakültesi, bir o kadar meslek lisesi fazlasıyla ülkemizde 2 tane ziraat fakültesi, 1 tane tarım meslek lisesinde bir bölüm olarak bulunuyor. Ayrıca veteriner fakültesi bulunmakta ve tarım için eğitim vermektedir. Tarımda eğitim neden gereklidir? Atadan gördüğümüz şekilde tarım devam etse ne olur, etmese ne olur? Evet. Şimdi geçmişe baktığımızda tarımsal faaliyetler daha fazla geleneksel yöntemlerden yapılırdı. Mesela çok uzun zamanlar evvel değil, 100 yıl evveline baktığımızda tarlalar öküzlere sürülürdü. İnsan gücüyle işlenirdi, çapayla vesaire. Bugün ise Karasaban. Karasaban'da. Bugün ise baktığımızda güçlü büyük traktörlerle sulama sistemleri açıktaydı. Derelerin kenarında ya da barajların kenarında daha fazla ya da göl atışı şeklinde olan yerlerin. Şimdi ise damla sulama sistemleriyle modern bir şekilde daha fazla alandan daha fazla verim kaldırma yöntemleriyle yapılmaktadır. Bir de tohum olayı var ülkemizde. Devamlı konuşulan bu Gedeoğlu tohumlardır vesairelerdir. Damlar devamlı gündemlerdedir. Bunlar içerisine baktığımızda tohumculuk da son 100 yılda büyük bir şekilde bir atılım yapmıştır. Geçmişte geleneksel tohumlarımız vardı. Bunların verimleri çok düşüktü ve en iyi yetiştiği yer ise kendi iklimleriydi. Bugün X bir ülkeden alınan bir tohum kendi ülkemize çok rahat bir şekilde adapte edilebiliyor. Islah edilebiliyor ve genetik yapısı değiştirilebiliyor. Birçok ülkede yetişmeyen tohumlar geçmişte yetiştirme imkanları bulunuyor. Bunlar tabii tarımın gelişmesinden kaynaklanan noktalardır. Tarım günümüzde artık normal klasik yöntemden ziyade çok akademik noktalarda gerek genetik ıslah gerekse biyoteknolojik olanaklarla çeşitlendiriliyor. Tabii bir de geleneksel üretimde her ürünün bir zamanı vardı. Evet. Domatesi ele aldığınızda işte ülkemizde Mayıs'tan Ekim'e kadar bulunabilen bir üründü. Evet. Diğer zamanlarda yoktu. Şimdi yıl 12 ay, yılda 365 gün bulunabiliyor. Bunun gibi birçok ürün bu şekilde. Tabii dünya ticaretinin kolaylaşması ve artık tarımsal üretimlerin sadece yöresel ihtiyaçları karşılamaktan öte dünya boyutunda tarım yapılması, ulaşımın kolaylaşması, tarımsal ürünlerin dolaşımı ve bir ülkeden diğer ülkeye kolayca gitmesinin sağlanmasıyla tarım sektörü rentable halde yapılmaya başlandı ve büyük işletmeler halinde artık küçük aile işletmeleriyle yapılan tarım yok olmak üzeredir diyebiliriz. Ülkemizin nüfusu da işte 240 bin, 250 bin, dejur nüfusa baktığımızda 800 bin veya 1 milyon. Bu kadar bir insanı doyurmak veya beslemek için yapılacak tarımsal faaliyetler, tarım ölçekleriyle bakıldığı zaman küçük bir rakama denk gelmektedir. Bu yüzden eskiden beridir, atalarımızın da söylediği bir deyim vardır. Deniz aşırı gitmeyen ürünler para etmez. Evet. Ülkemizde.
Yani eskiden beri ülkemizde yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen ürünler bu halkın, Kıbrıs halkının tüketmesinden çok öte bir boyuttadır ve mutlaka pazarlanması gerekmektedir. Bugün de bu ilke geçerliliğini korumaktadır. Bunları tartışalım ama biz önce dünkü törenlere gelelim. Dün Atatürk Kültür Merkezi'nde törenler yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası'nın önderliğinde eğitim veren ziraat fakültelerinin dekanları ve tarımda örgütlü sivil toplum örgütlerinin yaptığı konuşmalar vardı. Bugün geldiği nokta nedir ülkemizdeki tarımın ve eğitimin? Evet. Eğitime baktığımız zaman, ilk eğitimden başlayalım. Ülkemizde iki tane ziraat fakültesi mevcut. En eskisi Lefke Avrupa Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi. Şu anda doktora düzeyinde dersler verilmektedir. Lisans bölümü vardır, yüksek lisans bölümü vardır ve bunun yanında doktora öğrencileri de vardır. Fakat oradaki ziraat eğitimi sınırlı kategoridedir. Çünkü ziraat mühendisliğinde ona yakın dal vardır. Şimdi Kıbrıs'ta mevcut iki fakültede tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma ve pazarlama diye biliyorum ben var olanları. Bunun dışında zootekne bölümü var, tarımsal yapılar sulama bölümü var, tarımsal mekanizasyon bölümü var. Bu bölümler oralarda yok. Tabi bunlar nasıl açılabilir? Öğrenci sayısının artmasıyla beraber artabilir. Bir de diğer ikinci bir ziraat fakültemiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin açmış olduğu Tarım ve Teknolojileri Fakültesidir. Bu da yeni bir fakültedir. Şu anda 5 tane öğrencisi olduğunu söyledi hocalarımız. Bölümlerini sordum. Dediler biz daha fazla bitki koruma üstüne yöneleceğiz. Başka bir bölüm açabilmesi için bu sayının artması lazım. Yani tarımsal eğitim belli bir noktadır ama spesifik olarak bazı noktalara değinmektedir. Yani daha geniş tabanlı olması lazım bunun ülkemizde. Evet. Yani bütün bölümleri kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. Şöyle bir ilkeleri vardı. Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulurken Türkiye'deki 26 fakülteye ek 27. fakülte olmayacağız. Evet. Bizim vereceğimiz eğitim Türkiye'de verilecek olanların değişik bir sistemi olacak ve ağırlıklı olarak tarımsal ürünlerin pazarlanması yönünde olacaktır. Gelinen nokta nedir? Lefke Avrupa Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler tarımsal pazarlama yönündeki becerileri ne kadardır? Evet. Şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi'nde baktığımızda bölgedeki çiftçi ailelerin genelde çocukları oraya gitmektedir. Üniversite eğitimini aldıktan sonra da yine kendi işlerin başına geçerek işlerine daha büyüttüklerini görüyorum ben. Yani dış pazar olayına baktığımızda çok fazla bir şey de yapıldığını göremiyoruz maalesef. Tabi bunun birçok nedeni vardır. Yani ülke şartları vardır. Narinciye olayını aldığımızda Narinciye 3-4 kişinin elinde olduğunu biliyoruz. Yani tekelleşmenin bir yapı var Narinciye'de. En fazla ihraç edilen ürünlerimizden bir tanesi. Süt ürünlerine baktığımız zaman geçmişten beri gelen mevcut pazarlama yapısı vardır fabrikaların. Onlar üstünden gitmektedir. Üniversite öğrencilerinin yeni mezun olanlarının belki yeni dallarda bu pazarları alamaları lazımdır. Çünkü mevcut bir yapı vardır. Bu ürünler bir şekilde gidiyordur. Şimdi tabii Narinciye'de büyük bir sıkıntı önümüzdeki günlerde var gözüküyor. Bu Rusya krizinden dolayı. Bunların açılımı için bir fırsattır. Yani bu yeni mezun arkadaşlar ya da Lefke Avrupa Üniversitesi'nde eğitim almış akademik düzeydeki arkadaşların bu konuda bazı önerileri olması lazım. Yani bir işbirliği şeklinde özellikle sivil toplumla, üreticilerle yeni pazarlar bulma imkanlarını şimdi bulmaları lazım. Çünkü mevcut geleneksel pazarlardan farklı pazarlara ihtiyacımız vardır. Evet. Mehmet Bey, bugün ülkemizde ziraat mühendisliği uğraş yerlerine baktığımızda ağırlıklı olarak Tarım Dairesi ve Tarım Bakanlığı bünyesindeki işlerdir. Evet. Özel sektörde istihdam edilen ziraat mühendisi sayısına baktığımız zaman çok azdır. Ve tarım sektörü de özel kişiler tarafından, evet, yapılmaktadır.
tarım tekniklerinin ulaştırılması yönüyle bugün organizasyonlarımız yeterli midir bu şekliyle var olan organizasyonlarımız veyahut bu organizasyonlar diğer ülkelerde nasıldır? Evet. Şimdi mevcut durumumuz şu anda maalesef yeterli değildir. Her yere yetişemiyoruz. Örnek vermek gerekirse Lefke bölgesinde bir tane mühendis arkadaşımız var. Tek yapay alınız. Tek bir kişi. Yani yapabilecekleri çok işleri var. Eline geleni yapıyor ama takviye gerekiyor. Çünkü izni var, hastalığı var vesairesi var. Muhasa bölgesinde tek bir mühendisimiz var. Koskoca bir bölge. Seracılığın belki de 160'ın olduğu bir bölge. Orada da bazı sıkıntılarımız var. Yine tarımsal arazilerin 136'ını oluşturduğu Mausa'nın İskele bölgesine baktığımızda, İskele kısmına, Geçit Kale kısmına, orada da baktığımızda bir kişi iki kişiyle dönen bir yapımız mevcut. Tabii bunu geliştirmemiz lazım. En büyük noksanlık şu anda kamuda bir fazlalık olduğu söylenir. Fakat 7 yıldır ziraat mühendisi devlete alınmıyor. Kalifiye eleman sıkıntısı vardı devletin şu anda. En son alınanlar 2008'de 4-5 tane arkadaşımız alınmıştı. O günden bugüne de herhangi bir ziraat mühendisi alınmadı. Birçok abilerimiz emekliye çıkıyor tabii. Ve teşkilat yapısı gitgide azalıyor. Yani bu yapıyı güçlendirmemiz lazım. Ya dünyada bu işler nasıl yapılır derseniz, dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde daha gelişmiş organizasyonlar kurdular. Devlet bu sorumlulukları üstüne attı bir nevi. Nasıl attı? Örneğin sertifikalı üretim. En büyük konuşulan olaydan bir tanesi hastalıklar ya da ne bileyim ilaç kanıtları vesaire. Bunun için Avrupa dedi ki ben dedi sertifikalı üretim yapacağım. Bu sertifikalı üretimi yaparken de bir sertifikasyon şirketi ve kontrol kuruluşu bunları denetleyecek. Devlet en üst makam. Esas işi bu özel şirketler yapıyor. Üreticilerden tabii bir ücret alıyorlar. Bunun karşılığında devlet de kontrol makamındadır. İyi tarım uygulamaları veya global GAP dediğimiz sistem bu şekilde kuruldu. Tabii. Şimdi şöyle örnek vereyim daha net olması açısından. Güzelyurt'ta 35 bin dönümlük bir enerji alanımız var aşağı yukarı. Biz mühendislerimizi teker teker üreticilerden görüştürmemiz bu yapıda mümkün değil. Çünkü eleman eksikliğimiz var. Fakat bir sertifikasyon şirketi herkese ulaşıyor. Gerekli bilgileri veriyor. Hangi ilacı kullanacak, nasıl hasat edecek, nasıl bulanacak, ürünleri nasıl depolayacak. Bunlar hep teker teker yapabiliyor. Devletteki arkadaşlar da bir kişi iki kişi gidip en son bunları bir kontrolünü yapıyor. Ve uluslararası denetimden geçen bir sistem bu. Avrupa bu şekilde bu işi çözdü. İlaç kalıntı olayına baktığımız zaman ise gitgide düştüğü gözükür bu sistemde. İster istemez. Çünkü her üreticinin bir danışmanı var. Ülkemizde de neler yapılabilir? Şu anda hazırlanan tarımsal danışmanlık hizmetleri yasası var. Bu yasağa geçtikten sonra bu tip ofisler oluşabilecek ülkemizde. Yani 3 kişi, 5 kişi ya da eğer kişinin arası büyükse bir kişi de olabilir bu. Gidecek diyecek ki ben şu anda zeytin ekeceğim ya da benim bir meyve bahçem var. Bunun bakımına ilgili hizmet almak isterim. Tabii bu özel şirkete bir ücret verecek. Bunun karşılığında sulamasıdır, ilaçlamasıdır, çapalamasıdır, hasatıdır. Bunlar da bir danışmanlık yapacak. Böylelikle hem ekonomik üretim yapılmış olacak ve doğru şekilde bir üretim yapılmış olacak. Devletin yükü de böylelikle daha da azalacak. Evet, tabii ki bu Avrupa'da uygulanan sistem, Türkiye'de uygulanmakta olan ve Türkiye'li arkadaşlarımızın iddiaları dünyada ve dünyada ilk ve tek sistem oldu. Entegre tarım bilgi sistemleri. Evet. Bunu irdelediğimiz zaman ve bunu anlatmaya çalıştığımız zaman ziraat mühendisliğinin ülkemizde gelmesi gereken noktaları göstermektedir. Şöyle tarif edebilirim. Sonuç olarak bütün bu işlemler yapıldığı zaman ürünün üzerindeki kare barkodun cep telefonuyla resmini çekip sorguladığınız zaman o ürünün kimin tarafından ne zaman üretildiği, raf ömrünün ne kadar olduğu, ne zamana kadar tüketilebileceği, üretilirken kullanılan girdilerin ne olduğu cep telefonunuzdan görülebilecek. Evet.
Buna gelebilmek için de tarımsal bilgi sistemlerinin entegre olması ve çalışması gerekmektedir. Ben şöyle tarif ediyorum bunu. Bir üretici tarlasına bir şeyler ekmeye karar verdiği zaman bilgisayarından veya kendi tabletinden, bu işe özgü tabletinden diyecek ki sisteme, ben filan yerdeki tarlamı arpa ekmek isterim. Sistem insan eli değmeden kendisine cevap verecek. Bu tarlanı geçen yılda arpa ektiydin. Devletin uygulamış olduğu destekleme modellerine göre yine arpa ekersen bu kadar destek alabileceksin. Ama bunu yem bitkileri ekersen bu kadar destek alabileceksin. Arpanın ve yem bitkilerinin satış durumları da budur. Biz sana yem bitkileri ekmeni tavsiye ederiz diyecek. Üretici bunu benimser veya benimsemez. Benimsemediğini farz edelim. Sisteme cevap verecek. Ben yine de arpa ekmek isterim. O zaman sistem hesaplayacak ki üreticilerimiz bunları kendi deneyimleriyle buluyor bugün. Halbuki sistem toprak yapısı ve bölgedeki yağış rejimlerinden bilgi toplayarak kendisine bilgi verecek. Senin bu tarlanı arpa ekmek istiyorsan bu kadar kilogram tohuma gereksinmen vardır. Bu kadar kilogram bu cins gübreye gereksinmen vardır. Tohum ihtiyacını bu kuruluşlardan temin edebilin. Eğer sertifikalı tohum kullanırsan destek miktarı daha fazladır. Daha fazla destek alın. Eğer kendi evinden tohum koyacaksan veya sadece üretim materyali olan tohumlardan kullanırsan bu kadar tohuma ihtiyacın vardır. Kimyevi gübrenin çeşidi bu olacak, miktarı bu olacak. Gübre bayilerine bildirilmiştir ihtiyacın. Gübre bayileri bunlardır, hangisinden istersen alabilirsin. Sistem kendiliğinden tarlanı ektiğin günü görebilecek ve ardından gelen işlemler için seni uyaracak. Tarlanı ektin diyelim ki Aralık ayı içerisinde, bir süre geçtikten sonra sistem sana diyecek ki senin tarlanda yabani otlar çoğaldı veya çimlenmeye başladı. Bunlarla mücadele etmen lazım. Bu ilaçtan bu kadar kilogram atman lazım bu tarlana. İlaç bayilerine bildirilmiştir reçeten. Herhangi birine uğrayıp ilacını alabilin ve tarlana atabilin. Sistem kendiliğinden insan eli değmeden bu ilacı attığını görebilecek ve kayıtlarına düşecek. Ardından diğer bakım uygulamaları, üstten gübreleme veya tahıl yaprak güvesiyle mücadele gerektiğinde onları da bu sistem içerisinde bildirecek. Hasat etmeye geldiğiniz zaman da biçer döver tarlanıza girdiğinde yine sistem bunu kendiliğinden görebilecek ve tarlanızdan belli yörelerinden veyahut hasat süresince her 10 metrekarede bir dekara veya dönüme verim miktarı, tohum hasat ettiğiniz ürünün içerisindeki yabancı madde miktarı ve nem miktarı direkt olarak kaydedilebilecek. Eğer tarlanız bir yerlerde daha fazla su almışsa, su akmışsa içerisinden veyahut yağmur daha fazla almışsa veyahut gübreyi bir şekilde bir yerlere daha fazla atmışsanız oralardaki verim farkını görebileceksiniz ve bunlar kayıt altında olabilecek. Ardından çıkardığınız ürünü Toprak Ürünleri Kurumu'na veya herhangi bir özel sektörde sattınız
bu ürettiğiniz ürünü filan hayvancı aldı ve filan numaralı hayvanlarına yem olarak üretti ve yedirdi. Bu hayvan mezbahada kesildiği zaman sizin ürettiğiniz arpadan beslenmiş bir et olduğunu görebileceksiniz, bulabileceksiniz. Aynı şekilde hayvancılığın diğer girdileri de bu şekilde not edilmiş olacak ve bir et ürününü aldığınız zaman marketten bunları görebileceksiniz. İşte tarımın gelmesi gereken nokta diye tarif ediyorum. Bilmiyorum, bu şekilde ziraat mühendislerimiz bile anlattığımız zaman bunları ulaşılması zor hedefler olarak yorumlanıyor. Halbuki Türkiye ne diyor? Dünyada ilk ve tek bu sistem bizde var. Evet. Ve bizi de bunları kurmak için bir takım organizasyonlar, bir takım bağlantılar devam ediyor. Bunların olabilmesi ülkemizde çok mu uzak? Hiç uzak değil, çok yakın. Hatta dün tarımsal öğretiminin başlangıcının 170. yılı geleneksel kutlamalarında her zaman bir de seminer bölümümüz vardır bizim. Bu seminer bölümümüzde tarım entegre bilgi sistemiyle ilgili bir sunum düşünmüştük. 2-3 arkadaşımız gelecekti Türkiye'den bu konuda anlatsın. Fakat gelemediler. Fakat önümüzdeki günlerde geldiklerinde bir duyuru yapacağız tüm mühendis arkadaşlarımıza bu konuda. Gelsinler, sistemleri tanısınlar, gerekli aklındaki soruları sorsunlar. Türkiye çünkü şu anda bunu uyguluyor. Türkiye'de toplam şu anda 30 bin tane tablet var. 20 bini çiftçi elinde, 10 bini de personel elinde ve tüm bölgelere yayılmıştır. Ve bu bilgiler şu anda toplanıyor ve bazı gelişmiş uygulamalar da pilot olarak yapılmaktadır şu anda. Ve büyük bir merkez üstten bunlar hep yönetiliyor. Tabii bunların olabilmesi için datalar önemli, geçmiş veriler önemli, mevcut meteorolojik bilgiler, yağışlardır, o bölgeye ekilen ürün desenidir, hep bunların bir şekilde datalara girmesi lazım. Ve ona göre ileriye dönük projeksiyonlar çok rahat şekilde çıkarılabilecektir. Tabii bu hem verimi artıracak hem de ekonomik bir şekilde üretimi sürdürecektir. Ve yıllar içerisinde çoraklaşan toprakların da daha iyi kalitede ürüne çıkarmasına sebebiyet verecektir. Mehmet Bey, dünkü sivil toplum örgütlerinin, çiftçi örgütlerinin konuşmalarından aldığım mesaj, tarımsal kaynak yani topraklarımızın tarım dışı veya tarım amaçlı olmaktan uzaklaştığını, gitgide azaldığı üzerinde durdular. Benim aldığım en önemli mesaj buydu dünkü toplantıdan. Tarımsal topraklarımızın korunması için ülkemizde yapılan bir şeyler var mı? Bir taslak yasamız mevcuttur bu konuda. Toprak koruma yasası denilen. Bunun üstünde çalışılmaktadır. Aşağı yukarı son noktaya gelmiştir. Bunu tabii hızlı bir şekilde geçirmemiz artık zaruridir. Bir de ülkedeki fiziki plan var. Ülke fiziki planı çalışması ülkemizde o da tamamlanma aşamasındaydı. Onu da hızlı bir şekilde ilerletmemiz lazım. 2004 yılında tabii inşaat patlaması oluyor. İnşaat patlamasıyla beraber 90 bin dönüm civarlarında bir kayıp söz konusu tarımsal arazilerde. Bir de baktığımızda bütünlüklü tarım arazileri var. Yani baktığında bir ova içerisinde 3 tane 5 tane ev ya da 3 tane 5 tane site. İşte bunlar ister istemez tarımsal alanlarımızı öldürüyorlar. Yani bunlar için hızlı şekilde yasanın geçmesi ve bu toprakların korunması gerekir. Çünkü kaybolan toprak hiçbir şekilde geri gelmiyor. Bazı ülkeler toprak kazanması için epey paralar harcayıp denize bentler yapıyorlar ve toprak kazanıyorlar. Biz elimizdeki bu mevcut toprakları da en iyi şekilde kullanmalıyız ve korumalıyız. Bir de bizim her şeyden önce bir avantajımız iklim. Yani bu iklimde su olduğu takdirde yetişmeyecek hiçbir bitki neredeyse yok. O için toprak bu ülkede çok çok daha değerli bana göre. Tabii ki bu hassasiyeti anlıyorum ama bana göre ziraat mühendisliğinin gerektiği nokta
ya şöyle ifade edeyim, topraksız tarım olmaz. Mutlaka varlık olması lazım. Ama artık topraksız kültür dediğimiz olaylar vardır. Vardır ve evet. Ziraat mühendisleri artık bunun üzerinde de yoğunlaşması gerekir. Eğer bir bölgede toprak yoksa orada tarım faaliyeti yapılamaz diye bir yargıya varmamak lazım. Su varsa yine tarım yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, çok doğrudur. Fakat var olan topraklarımızı kaybettikten sonra bunlar daha maliyetli işlerdir. Yani toprağa ekim yapmak maliyeti daha azdır. Elbette. Çünkü böyle bir üretim yapabilmek için altyapı maliyetleri var, işletme giderleri vardır ve bu bir külfet olur. Ve tüketiciye yansıyan da ekstra bir gider şeklinde olur bu. Ondan dolayı topraklarımız her şeye rağmen önemlidir. Önemlidir. Bu sistemler de dünyada kullanılıyor. Birim alandan daha fazla verim alınsın diye. Nüfusun artmasından birlikte belki ileride bizim ülkemizde de kullanılacaktır bu. Ya yani kullanılması zarur olacaktır. O şekilde. Tabii ki 10 Ocak Tarım Günü'nden başladık. Ülkemizin en önemli tarımsal ürünleri baktığınız zaman en geniş alanda üretimi yapılan tahıl tarımı, ardından narenciye ve patates, enginar gibi ürünler sıralanmaktadır. Ve dünkü toplantıda tahıl üretimi ile ilgili verilen mesajlar vardı. Bunları burada bir tekrarlayabilir Tabii. miyiz? Neler vardı? Evet. Neler isteniyor? Evet. Gelinen nokta nedir? Şimdi dünkü toplantımızda Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği katılımı oldu. Bunun yanında Dünya Çiftçiler Birliği Müslüman Ülkeler Özel Danışmanı Sayın Alican Kabakçı da bir konuşma yaptı. Alican Kabakçı'nın ilk değindiği nokta toprak koruma yasasıyla ilgiliydi. İkincisi de değindiği 2016 yılında Birleşmiş Milletler baklagil yılı olarak ilan etti 2016'yı. Yani baklagil üretimin gelişmesi, yaygınlaştırılması. Ülkemizde baktığımızda biz baklagil üretimi 40-50 bin dönümlerdedir. Ama daha fazla yemlik olarak üretilir bizde. Bakıldığında fasulyedir, bunun yanında nohuttur, mercimektir, börülcedir. Bunlar da birer baklagil bitkisidir. Bunları da yoğun şekilde geçmiş yıllarda üretirdik. Bugün üretimimiz yok denecek kadar az ve yurt dışından gelmektedir. Diğer taraftan toprak demişken bu baklagilin diğer bir özelliği de topraktaki mineral maddeleri zenginleştirmesi. Ülkemizde girdi maliyetler çok yüksektir. Özellikle en büyük girdilerin bir tanesi gübre. Baklagil ekimiyle beraber bu dışa bağımlı olan maddemiz daha az kullanılır. Çünkü özellikle azot içeriği, azot bağlama özelliği var baklagilin ve münavebe bitkisi olarak da kullanılabilir. Ondan dolayı bu da çok önemli noktadan bir tanesiydi. Buna vurgu yaptı Sayın Kabakçı. Tabii devam edelim bu konuya ama bu noktada katkı koymak isterim buna. Ülkemizde benim tarım mesleğini ilk yürüttüğüm yerlerden biri İskele'dir. Evet. Ve göreve başladığım yıllarda yoğun bir şekilde nohut ekimi yapılırdı. Evet. İşte bir baklagil. Kooperatif Merkez Bankası bunu alır ve pazarlardı. Gelinen noktada nohudu ithal eder durumdayız. Evet. Neden? Çünkü bizdeki üretim metotları ve şekli nohutun kilosunu 5-6 liraya getirirken tüccarlarımız bunu 2 liraya pazara getirebilmektedirler. Evet. Böylece nohut üretiminden vazgeçtik. Çünkü gelen nohut ürettiğimiz maliyetlerin çok çok altında. Birçok tarımsal ürün bu şekilde yok oldu. Mercimek de bunlardan bir tanesidir. Evet. Pamuk da bunlardan. Fasulye bir aynı şekilde yurt dışına gidiyor. Yani üretim miktarları ve metotları geliştirilmedikten sonra bu ürünleri tekrar gündeme getirmek olası değildir diye düşünüyorum. Nohut üzerinde bir ara çabalar yapıldı ülkemizde de. İşte en büyük gider girdi işçilikti, hasat işçiliği. Çünkü nemli havalarda elle yolunarak yapılan bir
sistemdi. Bunun makineleşmesi mümkün mü diye baktığımızda mümkün olduğu görüldü. Makineyle hasat edilebilecek cinsler getirildi, ülkemizde denendi. Ama sonuçta başarıya ulaşılamadı. Bugün nohut üretimimiz yok denecek kadar azdır. Diğer taraftan ben baktığımda aynı nedenlerden dolayı zeytin üretimimiz de sekteye uğrayacak diye endişe etmekteyim. Bugün zeytin üretiminde en büyük girdi hasat işçiliğidir. Evet. Hatta birçok zeytin sahibi kişi zeytinlerini toplatma yönünde aciz oldukları zaman toplayacak kişilere topla ürünü al bana da ne verirsen ver gibilerden modeller gelişti ülkemizde. Zeytinin hasadının makineleşmediği sürece elde edilen zeytinyağı, işte yerli zeytinyağı marketin raflarında atıyorum 20 liraysa ithalli zeytinyağı 5 lira olacak. Bu durumda zeytinyağımız da gittik sonra zaman içerisinde hasatı yapılmayacak ve zeytinlerimizden bir fayda elde edemeyeceğiz. Çünkü 5 liraya raflarda zeytinyağı olacak. Evet. Bunun önüne geçebilmek için işte tarım teknolojileri, makineleşmeyi bulmak, geliştirmek ve ülkemizde kullanılmasını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Baklagil yılı olmasından buralara geldik. Oradan evet. Devam edebiliriz. Evet. Şimdi zeytin olayı tabii ülkemizde çok önemli. Son 2 yıldır yurt dışından bize zeytinyağı gelmektedir. Ve bizim alıştığımız bir damak tadı vardır. Bu da yerli zeytinimizde olan bir damak tadıdır. Bu yıl zeytin hasadı çok kötü geçmedi. Bazı bölgelerde, İskender, Karpaz gibi bölgelerde olmadı. Fakat diğer bölgelerde olduğu için iyi bir noktadadır. Fiyat olarak da şu anda tatminkardır. Ancak dediğiniz gibi yani ilerleyen zamanlarda özellikle işçilik olayı gitgide artıyor. İşçi bulmakta da çok sorun çekiyor üreticiler. Toplamakta da sorun çekiyorlar. Genelde bir de baktığımızda zeytin toplayan kişilere ben gözlemlediğimde yaşlı kişileri görüyorum. Yani gençler fazla zeytin toplamaya gitmiyorlar maalesef ülkemizde. Tabii zeytincilik ülkemizde daha fazla bir aile işletmeciliği şeklinde yapılırdı. Yani işte evin ihtiyaçları biraz da satarsa adam 2-3 kuruş alırsa artı bir kar olarak öngörülüyordu. Eskiden nasıl diyelim takas maddesiydi. Evet. Köylüler zeytinyağı verir, başka ürünler alırdı. Evet. Şimdi zeytin ve zeytinyağını korumanın diğer yöntemlerden bir tanesi Avrupa'da yapıyor. Avrupa'da fonlar vardır zeytin zeytinyağı için. En büyük üreticiler kimlerdir? İspanya'dır, İtalya'dır, Yunanistan'dır. Şimdi bugün X bir ülke Avrupa Birliği'nde bir ülkeye herhangi bir şey satsan satamıyor bu konularda. Çok büyük fonlar vardır. Satış açısından açıktır ama %60'lara, %70'lere kadar bir fon koyuyorlar. Dolayısıyla onu koyabilmek ya da satabilmek mümkün olmuyor. Kendi geleneksel ürünlerimizi de bu şekilde biraz korumaya alabiliriz. Dünyada örnekleri var. Yani Avrupa'yı takip edeceksek en basit olay zeytinyağında görüyoruz bunu. Tabii ama Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman kendi içerisinde ürettiklerinin serbest dolaşımı vardır. Vardır biz de Avrupa Birliği ülkesi adayı bir ülkeyiz diye düşünüyorum. Ve yakın bir gelecekte kısıtlamalarla bu malların gelmesini yahut gelmemesini sağlamamız mümkün olmayacaktır. Malların serbest dolaşımı ile Avrupa'da üretilen gelecek işte biri 20 lira, biri 5 lira tercih edecek olan tüketici. Evet. Şimdi orada da tabii nedir? Traditional ürün dediğimiz özellikle lokal ürünlerin fiyatları pahalı. Yani o tarz üretime gitmemiz ya da butik üretime gitmemiz evet, lazım ki evet. Bu açığı kapatabilelim. İlerleyen dönemlerde tabii sık dikim zeytinler mekanizasyon şeklinde mesela zeytin kombayları var. O şekilde hasatlar ekonomik olacaktır. Bugün Türkiye'de çok büyük şekilde bir fidan dikimi vardır. Türkiye'den zeytin ve fidanı ihracatı yasaktır. Türkiye şu anda yaklaşık 5-6 yıl sonra dünya ikinciliğine oturacak zeytinyağı sektöründe. Bugün baktığımızda Türkiye'deki zeytin fiyatına o da gayet yukarıda, zeytinyağı da yukarıda, ülkemizde de gayet iyi bir seviyededir. Ancak kuraklık olan dönemlerde, yıllarda bu zeytinyağları ülkemize geldiği takdirde
ister istemez bazı dengeler bozulmaktadır. Yani bunlara da izin verirken çok dikkat etmemiz lazım. Yani ülkenin ihtiyacı kadar ithal edilmesi lazım. Evet, bu zeytinyağını bir parantez olarak kabul edelim. Evet. Ve dedik ki dünkü toplantıda baklagiller ön plana çıktı veya Birleşmiş Milletler baklagil yılı olarak devam etmesini veyahut baklagil yılı olarak ilan etti diyelim. Evet. Başka neler vardı toplantıda? Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Kelle de özellikle artık tarımdan çok fazla para kazanılmadığından ifade etti. Özellikle kırsal kesimdeki kişilerin tarımdan kopma noktasına geldiğine, bunu koparmamak için gerekli destekleri vermemiz lazım. Özellikle kırsal alanlara, ki bu da çok önemli bir konudur. Geçen haftalarda Türkiye'de açıklanan bir destek programı vardı. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi. 3 dekara kadar olan işletmelere 100 TL ekstra bir destek öngörülmüştü Türkiye'de. Yani bu tarz desteklemeler belki gidilebilir. Aynı zamanda 2014 yılında yine Birleşmiş Milletler Uluslararası Küçük Aile İşletmeleri Yılı ilan etti. Dünyada baktığımızda tüm dünyaya üretimi tabii büyük bir çoğunluğunu büyük firmalar yapmaktadır. Fakat nüfus bağlamına baktığımız zaman bu küçük aile işletmelerinin oransal sosyal olarak geçincesi madde olarak 160 ve 70 lira varmakta olduğunu ifade ettiler. Bu da tabii sosyal olarak çok önemli bir noktadır. Tabii ki küçük aile işletmeleri şekline baktığınız zaman aile geçimini tamamıyla tarım sektöründen elde etmemektedir. Diğer gelirlerinin yanında tarım işi de ek olarak yapılmaktadır. Ülkemizde de bu model yaygın bir vaziyettedir. Evet. Ve tarım modelimizin içerisinde vardır. Bunun bu şekilde olmasıyla tasarlanan tarım reformlarının ilk iş yapanla ikinci iş yapan arasında büyük bir farklılıklar getiriyor mu? Şimdi taslak reform paketi birliklere sunuldu. Birliklerden görüşleri de geldi. Aynı zamanda tabii basına da sızdı. Geçenlerde bir gazetede çıktı. Tabii belli başlıklar halinde, çok ayrıntılı şekilde değil. Şimdi orada geçen şuydu, eğer birinci iş olarak kişi tarımsal üretim yapıyorsa %100 bir destekten yararlanma olayı vardı. Yani ikinci iş olarak yaparsa, yani sigortaya farklı bir meslekten kayıtlıysa %85 oranında bir öngörü vardı. Evet. Yani bunlar taslaktır, daha netleşmiş değildir. O şekilde bir reform paketi şu anda mevcutta tartışılıyor, vardır. Evet. Tabii ki daha çok konuşulacak, tartışılacak bir konu. Ayrıntıları yayınlanmadığı için çok konuşamıyoruz bunu. Yine tarımda eğitime dönelim. Dün vurgulanan en önemli noktalardan biri Güzel Yurt Tarım Meslek Lisesi'nde tarım öğrencilerinin orada bulunması ve olayları takip etmeleri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi geçmişte Güzel Yurt'ta Tarım Meslek Lisesi vardı. Yıllar evvel kapanmıştı. Odamızın girişimiyle 4 yıl evvel Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber Tarım Meslek Lisesi'ne bir tarım bölümü açıldı. Şu anda 52 öğrencisi var. 2 yıldır da mezun vermektedir. Ve her 10 Ocak'ta da oradaki öğrenciler bizim tarım günümüze katılmaktadırlar. En büyük gururumuz bence budur. Çünkü ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi ara eleman sıkıntısı. Bir de bu çocuklar çekirdekten yetişiyorlar. Gönül vermiş çocuklar tarıma. Yani bu şekildeki çocukları alıp da bu eğitim sürecinden geçirip üniversitelere götürebilirsek ziraat bakımından bence ülke için çok yararlı olacağına inanıyorum. Yani bu çok önemli bir noktadır. Özellikle dün orada bulunmaları gerek siyasilerin, gerekse sivil toplum örgütlerinin hepsinin iftar ettiği bir nokta oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha güzel açılımlar yaparız bu konuda. 2 yıldır mezun verdiğinden söz ediyorsunuz bu öğrencilerin veyahut mezunların okullarından, liseden mezun olduktan sonra yüksek tahsilde ne kadarının tarıma devam ettiğini, ne kadarının başka mesleklere geçtiğini veyahut fiilen artık öğrenimi bırakıp
tarım faaliyetlerine başlayanların olduğunu veyahut tarım teknisyeni olarak devlet kadrolarında yer alan kadrolara yerleşip yerleşilmediği konusunda bir araştırma çalışmanız veya fikriniz var mı? Evet, şimdi zaman zaman soruyoruz tabii. Bazı öğrencilerin özellikle Lefke bölgesinde ziraat fakültesine gittiğini biliyoruz. Bir kısmının askere gittiğini biliyoruz. Çünkü üniversite liseden sonra hemen askerlik olayı var bizim ülkemizde. Bir kısmı ise daha farklı okullarda okuduğunu biliyorum. Ama bir istatistiğimiz maalesef daha henüz yok. Ama bir araştırma konusudur. Bunu bir tam net olarak araştıracak önümüzdeki günlerde. Belki evet. 2016'daki 10 Ocak'ta bunu da net olarak bir ortaya koyarız. Kamuoyuna paylaşırız. Evet. Gelinen noktada tarımsal eğitim biliyoruz ki görev olarak tarım dairelerinin, hayvancılık dairelerinin ve veteriner dairelerindendir ülkemizde. Ama bugün az önce de ifade ettiniz, işte Güzelyurt Lefkesi bölgesinde birkaç kişi, Lefke bölgesinde bir kişi, Mausa'da bir kişi bu işlerle görevlidir. Evet. Ve bu hizmeti tam anlamıyla üreticilerimize götürdüğümüzü iddia etmek mümkün değildir. Gelişen teknolojiler, haberleşme araçlarıyla üreticiler tarımdaki teknolojileri ve gelişmeleri takip etmekte ve uygulamaktadırlar. Hatta iddia edebiliriz ki zaman zaman üreticiler bölge memurlarından daha ileri düzeyde teknik bilgiye veya yeni bilgilere sahiptirler ve uyguluyorlar. Bunun eğitimin, üreticilere ulaşacak eğitimin yaygınlaşması için bir takım düşünceler var mı, çalışmalar var mı? Biliyoruz zaman zaman özellikle ilaçlar konusunda tarım dairesi geceler düzenlemektedir. Uzun yıllardan sonra ilk kez tarım geceleri yapılmaktadır ve üreticiler bilgilendirilmekte, bilinçlendirilmektedir. Bunun dışında bilgilerin üreticilere ulaşması için çalışmalar ne düzeyde? Şimdi özellikle iki tane birlik, biri Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bir de Hayvancılar Birliği. Bunlar yılın 3-4 ayı farklı zamanlarda fuarlara üreticilerini götürmektedir. Buradan çok güzel bilgiler almaktadırlar. Çeşitli firmaları gezdirmekte, seminer yapılmaktadır ve ülkemize gelmektedirler. Tabii gezilen yerlerle ülke şartları birbirinden farklı. Tarım dairesinin çok güzel bir organizasyonu var. Belli gecelerde, sanırım çarşamba geceleri tüm adayı geziyorlar. Farklı farklı bölgelere, farklı farklı eğitimler vermektedirler. Tarım dairesinin bunu yaygınlaştıracağını biliyorum bir. Bir de veteriner dairesinin bazı hizmetleri olacağını biliyorum önümüzdeki günlerde. Bir de Ziraat Mühendisleri Odası'nın bir dizi çalışmaları olacak önümüzdeki günlerde. Tarım dairesindeki bazı arkadaşlarla görüşüldü. Özellikle ülkenin ihtiyaç duyduğu döneme göre hangi hastalıklar var, hangi mücadeleler gerekir. Bunlar hakkında bir çeşit seminerler düzenlenecek. Bunun yanında yine bir SMS hattımız var. Üreticilerin telefonları mevcut, bazı üreticilerin. Bunları gruplamaya çalışacağız şu anda. Ve onlara göre hangi dönemlerde, hangi eğitimler varsa onların ceplerine bu mesajlar gidecek. Bu şekilde bu eğitimlere katılımı sağlanacak. Tabii daha sonra ilerleyen zamanlarda entegre tarım sistemine geçirdikten sonra bu sistemler çok daha kolay şekilde olacak. Eğer hızlı şekilde davranıp da geçirebilirsek. Evet. Programımızın sonuna geldik. Dün Tarım Bayramı kutlandı. Evet. 10 Ocak'tı ama pazara denk geldiği için Cuma gün kutlandı. Bu törenden sizlerin aldığı başka mesajlar var mı? Benim tespit edebildiğim bunlar. Evet. Şimdi törende aldığımız bazı mesajlar var. Özellikle tarım gününün yani bir bayram coşkusu her zaman kutluyoruz ama bir de orada tarımın tartışılması gerektiğini hissettim ben. Yani böyle günlerde hem tarımı konuşalım ve ardından da bu tarımın sorunları şeklinde gelmesi tabii, lazım. Yani tarımın sorunlarını tartışalım, çözüm önerileri nelerdir bunları sıralayalım ve bir yıl sonra da ne yaptığımızı irdeleyelim. Yani bir karne şeklinde, bir takvim şeklinde bunlara bakalım.
Bu şekilde belki daha fazla bir ilerleme sağlayabiliriz adım adım. Yani evet. Ya da her yıl 2-3 tane hedef koydum. Diyelim ki bu yıl böyle sorunumuz vardır. Bu 3 hedefi ortadan kaldırmamız gerekir. Hızlı bu sektör için hareket edelim. Evet, cumartesi günü zaman ayırdınız, stüdyolarımıza geldiniz. Tarım konusundaki görüşlerinizi, odanızın yaptığı etkinlikleri anlattınız, paylaştınız izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle. Sizlere teşekkür ederim onlar adına. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu haftaki Tarımı Tartışalım programımız burada sonlanıyor. Gelecek hafta tarımın başka bir konusunda başka bir konukla birlikte oluncaya kadar şen ve sen kalın.